Evet, tekrar karşınızdayız. Bu bölümde de önemli meseleleri konuşmaya devam edeceğiz. Kara parayla bırakmıştık. Kara parayla belki bir yerlerden sürdüreceğiz. Şimdi ne konuşacağız? Sezgin Baran Korkmaz davasını konuşacağız. Aslında tam Sezgin Baran Korkmaz davasını konuşmayacağız ama detayları ve Amerika'ya uzanan ilişkileri konuşacağız. Peki şunu soralım öncelikle ya da anımsatalım. İşte Türkiye dünyanın dört bir tarafına saçılmış adeta ve konuşmaya başlayan kişilerle uğraşıyor yıllardır. Reza Zarrab'tan beri biz bu tutumu görüyoruz. Ve kapalı kapılar ardında zaman zaman konuşulduğunu hissediyoruz. Yansıyanlar da bu şekilde ve Türkiye daimi bir şantaj altında aslında diğer ülkeler tarafından işte özellikle Amerika'daki Reza Zarrab davasında bunu söyleyebiliriz. Buna şimdi Sezgin Baran Korkmaz davası da eklenmiş durumda. Yani sadece Sedat Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirmek değil ya da konuşmasını engellemek değil mesele. Türkiye'nin çok daha derinlerde çok daha sıkıntılı başka problemleri de var. Buna şunu ilave ederek tartışmayı biraz açabiliriz. Yani keşke bu kadar suç işlemeseydiniz ve keşke bu dosyaları kapatmak için olağanüstü çabalar sarf etmeseydiniz. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz. Evet, bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili meşhur SBK ve CHP'nin yayınladığı bültende, haberlerde de Sabıka Holding diye geçen buradan isim alan kişi. Avusturya'da tutuklu, Türkiye'nin onun Türkiye onun Amerika'da değil. Türkiye'de yargılanmasını istiyor. Çünkü konuşma riski büyük önem taşıyor yine Türkiye açısından. Ne olmuştu bu davada? İşte Moroni tarikatı liderleri Jacob ve Isaac Kingston kardeşler vardı. Enerji şirketleriyle Amerikan devletini dolandırmışlardı bu üç kafadar, ikisi kardeş ve ortakları. Şimdi 3 kişi oluyorlar. Yine biyoenerji işi yapan bir Ermeni olan Levon Termedizyan'dı. Ne yaptılar? Şu soruyu sormak daha mantıklı aslında. Ne yapmadılar? Şunu yapmadılar. Amerika'dan 511 milyon dolar kredi teşvik aldılar ama iş yapmadılar. Ortaya da büyük bir kara para çıktı. Bu parayı yıkamak için çözümler ararlarken Termedizyan SBK ile tanıştı ve Amerika'daki ortaklar Türkiye'ye gidip gelmeye başladılar. Yatırımlar yaptılar. Bu arada Sezgin Baran Korkmaz'ın hikayesi de Türkiye içerisinde büyüyordu. Şöyle büyüyordu. Çağdaş Robin Hood deniyordu. Çünkü bu kara parayla şirketler alıyordu. Batmakta olan şirketler alıyordu ve o şirketlerin çalışanlarını da kurtarıyordu ve işte şirketler aldı hem de emekçileri kurtardı minvalli haberler yapılıyordu. Şimdi ABD'de aslında bu dava ifşa olmuştu. Bu durum ifşa olmuştu. Dolandırıcılar yani Kingston kardeşler ve onların ortakları Termedizyan tutuklandı. Kingston kardeşler 30'ar yıl, Termedizyan için de 130 yıl ceza isteniyordu. Peki bu SBK'nın milyarlarca doları aklama yöntemini anlattıktan sonra şöyle de bir özet geçebiliriz belki de. Ne oluyordu? Yani bu kirli paralar geliyordu. Sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın işleri elinden çıktı. Şöyle olmuştu. Amerika'nın parasına çökenlerin ortaklarına, İş yapanlarına, Türkiye'deki ortak iş yapanlarına Türkiye tarafından ya da Türkiye'deki kişiler tarafından çöküldü. Şimdi zinciri böyle kurduğumuzda çok farklı bir durum ortaya çıkıyor. Bu hafta Utah'ta yapılan Lev Aslan Derman'ın duruşması vardı. O ortaklardan iki Kingston, bir de Ermeni ortak dediğimiz Levaslan Dermen'in
Türkiye'de bu ismi almıştı. Salı günü başladı duruşma. Önümüzdeki haftada devam edecek ve ilginçtir. Türkiye'de bunu sadece bir mecra takip ediyor. O mecranın ismini de vermek istiyorum. ABC gazetesi. Türkiye'den bir ekiple bu dava takip ediliyor. Aslında Lev Aslan Derman ve itirafçı olan Kingston kardeşlerin yargılandığı bu davanın tam göbeğinde işte sözünü ettiğimiz Türkiye'deki o kişi Avusturya'da tutuklu Sezgin Baran Korkmaz var. Şimdi duruşmada bugüne kadar bilinmeyen en önemli ifade Amerikan Vergi Dairesi ajanından geldi. İfadesine göre ağırlıklı olarak Lev Aslan Derman ve ortağı SBK'nın, bakın çok önemli gerçekten, IŞİD ile görüştüğünü söyledi. Silah ticareti yapılıyordu. Duruşmada Amerika'nın politikası da şu sözlerle hatırlatıldı. ABD Suriye, Irak coğrafyasında Kürtlere destek vermektedir. Kürtlerle IŞİD ve El Nusra savaş halinde, özellikle IŞİD bizim terör örgütü sınıfımızdadır denildi. Şimdi bu gerçekten ilginç bir durum ve bir hayli konuşulması gereken durum üzerinde bu konuyu konuşmak için de bu davayı takip eden özellikle Serkut Bozkurt gazeteci ve yazar Cengiz Erdinç'e dönmek istiyorum. Hem bir dava anlatılacak hem de aslında Erdinç'in kara paraya ilişkin yazdığı kitapları var, kitabı var. Bu ortamın, bu kara para Türkiye'nin bir cennete dönüşmesiyle bu kişilerin ilişkisine, bunları da konuşacağız. İyi akşamlar diyeyim konuklarımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Aslında senden başlayalım Serkut Bozkurt. Ne oldu? Amerika'da izledin. Mahkeme nasıldı? Tavırlar nasıldı? Ve tabii not aldığımız bölüm çok önemli. IŞİD silahları meselesi ne oldu? Duruşmanın seyrini başladığı günden beri, yani tek kelime bir manşet atmak gerekirse, bizi öpecekler yani. Bu çok net. Çünkü çok ağır. Çok sert geliyor. Bakın Rıza Zarrab davasını da yakından takip ediyoruz. Ona da bakıyoruz ama ben önce aslında Lev Aslan Derman davası, Derman yargılandı. Levon Dermanzian, tabii Amerika'daki davanın şekli o şekilde geçiyor. Ben bu olayı bir kısa bir özetim, bir fotoğrafı çizmeye çalışayım. Filmlerde de vardır bir kötü vardır. Bu kötü adamın bir ekibi vardır. Lev Aslan Derman gerçekten çok zeki bir adam. Ve uluslararası suçlu, yani silah kaçakçılığı konusunda birçok ülkede sabıkası var, aranıyor, ediyor. Bu adam Amerika'da bir iş yapabilmek için, kara para aklayabilmek için Amerika'nın GBT'sinde en az aranan, en muteber işte görülen Mormon tarikatından iki kişiyi tercih ediyor. Çünkü Mormonları tercih etmesinin avantajı şu: ne polis soruyor bunları doğru düzgün, ne işte savcılar falan. Yani bunlar daha özel bir yerdeler. Daha aynı zamanda birlik onlara dokunulmazlıkları var. İki kişi bu yüzden seçiliyor. İki görünen saf. Jakob ve İlya, iki yer kardeşler, Kingston kardeşler. Bunları diyor ki Lev Aslan, ben diyor size, yani Levon, ben diyor size para vereceğim. Siz diyor biyodizel işine gireceğiz. Biyodizel işini, sen diyor biyodizel işi yaparsan devlet sana bir kere ekstra teşvik veriyor. Sen bunu verdiğinde giderek de büyüyorsun. Bir yıl içinde bu firma inanılmaz büyüyor. Ama bu ortaklarından biri de zaten Sezgin Baran Korkmaz. Ama bunlar biyodizel işinde hiçbir zaman temiz biyodizel getirmiyorlar. Biyodizel işi kara para aklamak için kullanılan müthiş güzel bir aparat. Bu aparatı da kullanırken bu sefer en büyük açık ortaya çıkıyor. Vergi, kara para aklama konusunda, kara para aklama konusunda özellikle uyuşturucu trafiği, silah ticareti konusunda asıl uzman Cengiz Erdiş'ti. Yani Cengiz Er, bu konuda rol çalmak istemem ama bir ara başlık olarak belirtmek isterim. Dünyada Virgin Adaları'ndan, Paradise Adaları'ndan daha beter durumda olan artık ülke Türkiye, kara para cenneti oldu. Çünkü bize para nereden geldi sorulmuyor. Hatta soranı dövüyorlar. Yani para nereden geldi, ne oldu? Sen kara para, hiç umurlarını değil. Bize biliyorsunuz en çok sorulan soru, yani Erdoğan hakkında tweet atarsan, Soylu hakkında, bilmem kim hakkında tweet atarsan tak diye paket tepsini alıp direkt içeri gönderiyorlar. Yani bu konuda çok iyi olan emniyetimiz, savcılarımız bu konuda zerre umurlarında değil.
Türkiye'de de en önemli isim burada gaddar ve her türlü işi takip edecek birine ihtiyaç var. Bu isim bugüne kadar hiç, yani 10 yıl öncesine kadar, 15 yıl öncesine kadar zerre üç dünyasıyla ilgisi olmayan, işte mali olarak da hiçbir şey olmayan bir adamı buluyorlar. Cevastan Dermen'in bulduğu isim de Sezgin Baran Korkmaz. Sezgin Baran Korkmaz bu davada, bu durumda, yani bu fotoğrafta Kingston kardeşlere beraber ortak yapılıyor. Asıltepe'deki isim Levassar. Ve Türkiye'de bir iş kurmak zorundalar. Çünkü Türkiye'deki işlerde bütün o kara para aklama, silah ticareti ve diğerlerinin yapılmasında Türkiye'de bir holding olması gerekiyor. SBK Holding burada ortaya çıkıyor. SBK Holding burada ortaya çıkınca bütün Levassar Dermen'in silah ticaretinden elde ettiği gelirler, arada uyuşturucudan kazandığı paralar Türkiye'ye geliyor. İşte firmaların bulunduğu yerler, işte Belçika'da var, Lüksemburg'da var, ama hepsinin merkezi İstanbul. Burada o kara para aklanıyor ve Amerika'ya gönderiyor. Bakın şu an Amerika'da Kingston kardeşler, Life Tree diye geçen dava bu. Orada 350 milyon dolar, 500 milyon dolarla Amerikan hükümetini kazıklamak, vergi kaçırmakla suçlanıyorlar. Ama asıl mesele 4,5 milyar doları Levassar Dermen'in, Sezgin Baran Korkmaz üzerinden kurulan şirketler, Kingston kardeşlerin de yer aldığı ortaklıklar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne sokmaları. Asıl mesele bu. Yani bu anlattığın, bu anlattıkların gerçekten korkunç. Yani bu kadar büyük bir paranın burada aklanması korkunç. Ve bu işin IŞİD silahlarıyla, El-Nusra silahlarıyla, satılan Suriye'ye satılan silahlarla ilişkilendirilmesi de işin başka bir boyutu. Yani bu bir biçimde bu paralar, silahtan satılan silahlardan alınan paralar Türkiye'de aklanıyorsa ve bu kişilerin en yüksek yerlerde fotoğrafları, ziyaretleri varsa, Türkiye'nin dediğin gibi ciddi başını derde açacak bir hikaye gibi görünüyor. Yani Reza Zarrab'ı solda sıfır bırakacak bir hikaye gibi görünüyor kısa vadede bu iş. Yanlış mı anlıyorum? Doğru. Şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda burada diğer şeylerde, örneğin Hizbullah silah satışı, Afrika'ya silah satışı ve diğerleri de var. Levassar Dermen, Borajet davasıyla da aslında bağlantılı bir şey de anlatacağım. Bu sistemi kurduğunda silah kaçakçılığı ve altın kaçakçılığı, yani bu paraları aklayabilmek için bir hava yolu şirketine ihtiyacı var. Türkiye'de bir hava yolu şirketi aranıyor. Deniyor ki neresi var? Borajet. Levassar Dermen bu arada Borajet'in parasını tam olarak veriyor Sezgin Baran Korkmaz'a. Oradaki ifadelerde, duruşmadaki ifadelerde bunlar var. Yani bunlar ortaya çıkınca muteber iş adamı diye bugüne kadar öven gazeteci meslektaşlarım da hakikaten yüze gelmeyi çok çok isterim. Ama Sezgin Baran Korkmaz o kadar açgöz, o kadar gaddar ki Borajet'in sahibi Yalçın Bey'i, Yalçın Ayas diye FETÖ'cüdür, diğerleridir diye bazı gazetecileri de bir şekilde artık nasıl ikna ettiyse, nasıl yaptıysa bilmiyorum, FETÖ'cü diye ilan edip şirketin değeri 300 milyon dolarsa 40 milyon dolar gibi müthiş, inanılmaz bir fiyata çöküyor. Burası evet, mal çökme operasyonunu zaten buralarda görüyoruz hep yani. Evet. Ama Borajet'e ihtiyaç var. Çünkü Borajet'in uçakları özellikle şu Süleyman Soylu'nun seçim gezilerinde özellikle kullandığı, hani bütün şehit ziyaretlerine gidip de işte ben anında buradayım dediği, ama kendi parasını da, devletin parasını Sezgin Baran Korkmaz üzerinden kullanarak gittiği uçak, o 14 bin kilometre, 13-14 bin kilometrelik çok uzun, yani şey, güzel bir uçak. O uçak özellikle bu kaçakçılıkta çok kullanılıyor. Yani o uçağın özelliği, daha doğrusu hava yolunun özelliği, bu kaçakçılıkta kullanılmak üzere getiriliyor. Ki getirilsin ki buradan aldıkları işte uyuşturucudur, silahtır, paradır, artık her neyse, o transferler daha rahat yapılsın, daha rahat olsun. Borajet'in el konulmasının nedeni, Borajet'in SBK ve Levassar Dermen tarafından cazip görülmesinin nedeni, Levassar Dermen'in işlerinde bir nakliye aracı olması. Hemen hocaya dönelim o zaman. Cengiz Erdinç'e. Yani bu çok büyük bir kara para ülkesi olmuş durumda Türkiye. Yani uzun zamandır şunu da yazıyoruz. Hani bir narko imparatorluk oldu, silah imparatorluğu oldu. Onun dışında işte bir kumar cennetine dönüştü Türkiye ve arka bahçeleri birlikte. Ya bu kara para meselesinin bunlarla ilişkisini de kurmak gerekiyor tabii, değil mi hocam? Evet. Evet, kesinlikle. Zaten bu Sezgin Baran Korkmaz olayında gözden kaçan bir nokta vardı. O da şu, sesim geliyor mu arada? Sesiniz geliyor, evet. Biraz boğuk geliyor, tamam. Ama onu belki ayarlayabiliriz. Tamam.
ilgileniyormuş tamam. Rezik evet. Arkadaşlarımla. Evet. Aslında 2019 yılında Amerikalılar adli yardımlaşma için Türkiye'ye başvuruyorlar. Orada çizilen portre neyse daha sonra Sezgin Baran Korkmaz olayında gördüğümüz Masak raporunda onunla sınırlı. İşte 100-160 milyon dolar civarı bir para. Toplam varlıklarıma bunu çok aşan bir şey. Bugün ortaya çıkan şu dikkat çekmek istiyorum. Yani Sezgin Baran Korkmaz haberim olmadan ben Amerikan hazinesinden çalınan parayı burada yatırım olarak aklamışım diyordu. Yatırım olarak kullanmışım. Bundan haberdar değilim diyordu. Halbuki baktığımızda işte Paramutotel, Unico Sigorta, bir varlık yönetim şirketi, bir ilaç şirketi, işte Sikolux hisseleri ki büyük bir otomotiv şirketini kontrol ediyor. Bunun gibi bir varlığı kontrol ediyor ve bu hani o parayı kat ve kat aşan bir rakam var ortada. Görülen şey var. Ama maalesef bizdeki Masak soruşturması sadece Amerikalıların bildirdiği ve talep ettiği paralarla sınırlı olduğu için biz bu manzarayı başta göremedik ya da görmedik gazeteciler. Burada yazılan şey işte Kingston kardeşler Amerikan hazinesini dolandırıyor. Sezgin Baran Korkmaz da bilmeden bu paraları getirmiş götürmüş gibi. Halbuki şimdi bugün de bu dünkü davayla ortaya çıkan çok daha büyük, çok daha vahim bir manzara var. Bir yanıyla silah var, bir yanıyla kara para var. Belki şimdi buzdağının görünen kısmı bu. Bir de Kafkaslar ilişkileri var. Mesela Termezya'nın Masimov'la bir ortaklığı var. Oradan nerelere varacağız, nereye gideceğiz bilmiyorum. Kimle ortaklığı var dediniz hocam? Mansimov'la ortaklığı var. Mansimov bunu reddetmişti ama Palmali, Kaliforniya ya da orada bir şirket var kurulmuş. Bunun dışında gene Termezya'nın Kafkaslarla bir takım Rus oligarklarla ilişkileri var. Zaten SBK operasyonu da o uçağın hareketleriyle bakıldığında Venezuela, Moskova hatta Hizbullah, Tahran, Libyan ve Kenya arasında çok girift ilişkiler var. Şunu hatırlatayım mesela, SBK en son Sikolik hisselerini İnan Kıraç'a devretmek zorunda kaldığında Kenya'da rehin olduğu, hatta bir video konferans üzerinden avukatına talimat vererek bu hisseleri sattığı söylenmişti. Şimdi çok acayip bir portre böyle bakıldığında. Türkiye'nin en köklü iş adamlarıyla oturup protokoller yapıyor. İnan Kıraç da protokol yapıyor Sezgin Baran Korkmaz. Yalı komşusu zaten. Şimdi İnan Kıraç'ın hani o profildeki bir iş adamının Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğunu bilmesi lazım. Bilmemesi imkansız. Sezgin Baran Korkmaz'ın da ne yaptığını bilmemesi imkansız. Çünkü öyle 300-500 milyon doları çok çok aşan bir varlık yönetimi söz konusu. Alınan satılan hisseler, kaydedilen değerler vesaire. Burada Türkiye kara para konusuna dönecek olursak Türkiye'de hep gözüken bir şey vardı. Ödemeler dengesi bilançosunda bir net hata noksan kalemi vardı. Çok teknik gibi gözüküyor ama basit olarak şu ülkenin yurt dışından gelirleri var, giderleri var. Arada cari açık biliyorsunuz. Bunun bir kısmını nereden geldiği tam bilinmeyen bir parayla karşılıyorsunuz. Bu 2018'de 22 milyar dolara kadar yükselmiş bir paraydı. Ve ödemeler dengesi bilançosunun bidonunu aşan bir paraydı bu. Hani Türkiye'nin bütün kurumlarıyla yaptığı ithalatı, ihracatı vesaire düşünün. Bunun %10'undan daha büyük bir kaynağı belirsiz para var ortada. Bu paranın bir kısmı işte ihracatta vadesi gelen, vadesi gecikmiş. Yani senkronizasyon farklarıyla açıklanabilir ama çok küçük bir kısmı açıklanabilir. Ve ben bugün baktım 1975'ten 2020'ye kadar doların enflasyonunu dışarıda bırakırsanız net artı 45 milyar dolar falan gelmiş Türkiye'ye. Böyle
Sadece bu kalemi söylüyorum. Ne Katar ve Toplam kalemini. Doların enflasyonuyla buna bir %50 daha koyup yani 70-80 milyar dolar kaynağıbilirsiz bir paradan söz ediyorum. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Nedir bu? Vatandaşlık veriyor Türkiye. 250 bin dolarlık mülk aldığınızda vatandaşlık alıyorsunuz Türkiye'den. Bir takım inşaat şirketleri ve değerlemeciler, gayrimenkul değerlemecileri 100 bin dolara olana gel diyor. Ona kağıt üstünde 250 bin dolarlık bir satış yapıp hem 100 bin dolara vatandaşlık veriyor hem de 150 bin dolar gibi bir parayı sisteme sokuyor. Gayrimenkul de çok ciddi bir para aklama mekanizması var gayrimenkul alışverişlerinde. Buna pek bakılmıyor. Yeni daha bakanlık bu konuda tedbir almaya çalışıyor. Bunun dışında pek çok şey var. Bütün bunların sebebi birazdan isterseniz şeyi de okurum. Hani 10 yılda Türkiye'de ne kadar kara para soruşturması yapılmış, ne olmuş, oranları ne? Bunun sebebi daha baştan ölü doğmuş bir şey kara parayla ilgili yasa. Çünkü kara para kasti olarak yapılacak kast unsurun olan bir suçtur. Taksirle yani bilmeden para aklayamazsınız. Kara para aklıyorsanız o paranın suçtan elde edildiğini bilmeniz ön şarttır. Yasanın ilk halinde de taslağında da 1998'de şöyle bir ibare vardı. Para aklayanın bunun suçtan elde edildiğini bildiği ya da bilmesi gerektiği gibi bir ibare vardı. Meclis komisyonunda bu yasa, bu madde çıkarıldı. O zaman ne oldu? Para aklayanın bunun suçtan elde edildiğini bilmesi yükümlülüğü devlete kaldı. Halbuki otomatik olarak bilmesi gerektiğini varsayıyor bütün yasal düzenlemeler. Amerika'da, Avrupa Birliği'nde öyle. Dolayısıyla Türkiye'de kara para soruşturmaları hiçbir yere varmadı. Doğru düzgün kimse mahkum olmadı. Rakamları söyleyecek olursak hemen kabaca söyleyeyim. TCK 282. madde bu. İlk maddesi, ilk fıkrası bu maddenin kara para aklamak. Diğer fıkraları aklanmış varlıkları elde tutmak, almak, satmak gibi yan şeyler. Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde 2010 yılında daha TCK yeni, bu madde de yeni uygulanıyor işte, yeni yürürlüğe geliyor. Savcılıklara 1290 tane soruşturma gelmiş. Bunların 600'üne kamu davası açılmış. Mahkemelere 792 dava gelmiş. Bu kümülatif olduğu için böyle arada bir fark var. 51 mahkumiyet verilmiş. Bu 51 mahkumiyetin de sadece 19 hapis cezası. 2020 yılına gelelim. 10 yıl geçmiş aradan. 2200 soruşturma gelmiş savcılıklara. 920 tane kamu davası açılmış. 800'ü mahkemelere gelmiş. 89, %10 mahkumiyet verilmiş. %11. 25 hapis cezası, 20 adli idari para cezası, 16 güvenlik tedbiri. Şimdi bunu söylüyorum. Genel olarak durum ne adliyede 2020 yılı için? 7 milyon savcılıklara, TCK ve özel yasalar. Yani mahkemeler ne kadar mahkumiyet veriyor bunu görmek için söylüyorum. 7,5 milyon dava gelmiş. Evet. Şundan dolayı yere getirmem Cengiz'in. Belki o arada yani sesinde az önce bir düşme oldu. O da düzeltilir belki arada. Aha. Cengiz'in bahsettiği bu büyük 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 giderek büyüyen yani 1998'den bugüne geldiğinde ki olan durumdaki boşluk öyle bir dolduruluyor ki yani bunu dolduran Sezgin Baran Korkmaz'ın öyle bir zekası, öyle bir parlaklığı yok. Her ne kadar çok muteber iş adamı diye bana dava açsa da, ben bir arkadaşım, meslektaşım Ali Yeşil'e, Uğur Dündar'a dava açsa da bu adamın öyle bir muteberliği falan yok. Ve burada Levasan Dermen'in Türkiye'yi özellikle tercih etmesinde bu yüzden şey yapıyor. Çünkü hiçbir şekilde sorulmuyor. Ama bizim bu takip ettiğiniz duruşmada şu da ortaya çıktı. Her ne kadar Türkiye'deki yasalar kara para aklama konusunda müthiş bir konfora sahipse, yani uluslararası suçları ve diğerlerine çok büyük imkanlar sağlıyor olsa da bankacılık kanununda Türkiye takılıyor. Örneğin son 4 günde duruşmada özellikle en çok geçen kelimeleri söylüyor. MASAK.
Türkiye'deki iki önemli banka, bu iki önemli bankanın sahipleri ve diğerleri de çok bilinir isimler. Şu an onların ismini ben şu an vermek istemiyorum ama. Yani malum malum bankalar olduğunu söyleyebiliriz herhalde iki tanesinin en azından. Devlet bankaları değil, sadece onu söyleyeyim o zaman. Yani devlete ait bankalar değil. Ve bunların yaptıklarının içinde bildirmeleri gerekiyor. Yani Cengiz Or daha önce bana anlattığı için onda da bilgi vereyim ben. 50 bin dolar üstü olan bütün şüpheli paraları bildirmesi gerekiyor. Sezgin Baran Korkmaz'da örneğin bu anlamda Masak'taki şüphe durup çok yüksek seviyede. Yani Kılıçdaroğlu kullandığı bir söz var. Bakın 131. maddeye dikkat edin. Herkes yargılanır, kanunlara uyun diye adam ısrarla söylüyor. Bunu söylemesine uymayanların cezaları çatır çatır gelecek. Siz her ne kadar bana siyasetçi emir verdi. İşte benim patronum bana emir verdi. Ben bunları uygulamıyorum. İşte buradan gelen paranın kaynağını ben sormak zorunda değilim. Şeyde diyemiyorsunuz bunu. Bankacılık sistemini diyemiyorsunuz. Zaten siz gibi bana korkması, daha doğrusu Levastan Dermen'in yakalanması bu noktada başlıyor. Levastan Dermen normalde yıllardan beri zaten bu işlerini yapan bir insan, yakalanmayan bir adam. Ama en son Sezgin Baran Korkmaz'la olan bu işbirliğinde ilk yakalandıkları yer ağır görgüsüzlük yaptıkları yerde oluyor. İlk orada Amerika Birleşik Devletleri FBI o sırada şüpheleniyor. Beverly Hills'te 50. yaş doğum günü yapılıyor Levastan Dermen'e. Levan'a. Bu haftaki mahkeme kayıtlarında olduğu için fotoğraflarıyla, belgeleriyle böyle uzun uzun ballandıra ballandıra anlattılar bunları. 50. yaş doğum gününde Hollywood'daki en pahalı yerlerden biri. Beverly Hills'te bir otelde bir doğum günü partisi düzenliyor. Düzenleyen kim? Bu partiyi veren kim? Sezgin Baran Korkmaz ortağına parti veriyor. Çünkü orada diğer sosyetedeki insanlarla ve diğerlerinden de networklerini geliştirecekler. Orada göze batan ilk durum Sezgin Baran Korkmaz ortağı Levastan Dermen'e Bugatti marka bir araba hediye ediyor. Arabanın fiyatı 1.700.000 dolar. Peki bir şey söyleyeceğim. Şunu da hatırlatalım aslında. Biz Kingston kardeşler ve Lev Aslan Derman arasında da bu araba hediyeleşmeyi görmüştük aslında. Ya evet işte o görgüsüzlük seni söylemeye çalışıyor. Bu görgüsüzlükler bunları bitirdi değil mi? Yakalanmıyorlar. Yakalanmayacaklar. O kadar şeyler, o kadar rahatlar ki adamlar. Çünkü her şeyleri kılıfları bulmuşlar. Türkiye'de yakalanmaları imkansızlar. Zaten önlerinde eskiden nasıl Muammer Güler, ben onların öyle set olurum diyordu Rıza Zarrab konusunda. Burada bu cümleyi kullanmasa da İçişleri Bakanı görünen büyük bir set oluşturmuş. Sen Levastan Dermen gibi hakkında araştırma, soruşturma bunlar. Ondan sonra hakkında tutuklama kararı bulunan Kingsley kardeşleri, sen pasaportsuz Türkiye'ye giriş izinleri veriyorsun, çıkarıyorsun. Türkiye pasaportsuz girişler, vatandaşlık verilmesi yetkisi İçişleri Bakanı Soylu'ya aittir. Soylu tabii ki tek başına bu kararı veremez. Tabii ki birilerinden onay almak zorundadır. Ama bütün bunların hepsi tek tek bütün bu mahkemede çıkacak. Aynı zamanda bu mahkemede çıkacak olan bölüm bana göre Erkan Celer bu konuda daha üstte. Yani bununla ilgili hem yazılı hem kitapları da var. Ya IŞİD'e silah satılıyor. Ya IŞİD'e silah satma bölümünde... Evet tam oraya gelelim. IŞİD'e... Hadi onu biraz açalım. Yani bir savaş satılıyor. Suçu giriyor. İşin içine. Evet, yani evet. Biz Kingston kardeşlerden Jacobs Kingston'ın Erdoğan'la olan fotoğraflarını, üstelik Ankara'daki fotoğraflarını biliyoruz. Yani bir iş olmuş ama yani hep karşımıza bir IŞİD işinin çıkması bizim canımızı sıkıyor. Yani şu ifadeyi senden aldım, senin haberinden aldım. Duruşmada bugüne kadar bilinmeyen en önemli ifade diyorsun. Amerikan Vergi Dairesi ajanından geliyor. İfadeye göre evet. Ağırlıklı olarak Lev Aslan Derman ve ortağı Sezgin Baran Korkmaz'ın IŞİD'le görüştüğünü söylüyor. Ve silah ticareti yapıldığını ifade ediyor. Ya bu çok akıl almaz bir şey gibi geliyor yani. Ben bir şey Lev Aslan Derman daha önce ticaret yaptı. Şey silah ticareti yaptı yerler. Buyurun Ardınç Hocam. Hatırlattın mı? Serkut Koçkut'la devam edeceğim. Türkiye'nin gri listeye alınmasında terörizmin finansmanı ve silah kaçakçılığı gibi 12 maddeden birisi çok önemliydi. O zaman çok ciddiye alınmadı. Hatta Halk TV'den bir arkadaş haber yaptı. Buradaki aranan adam işte Beyazıt'ta cayır cayır çalışıyordu, faaliyet gösteriyordu falan. Bu IŞİD meselesi aslında üzerinde durulan. Terörün finansmanı, IŞİD, El-Kaide bağlantılı bir takım isimlerin soruşturulmaması, bu soruşturmanın göstermelik yapılması, mesela mal varlıklarına doğru düz el konulmaması,
kağıt üstünde kalması. Gri listeye girmesinin asıl sürükleyici nedeni bu. Gözüken bu aslında. Bunu hatırlatmak istiyorum. Evet yani biliyoruz ama bir de... Biz bu dağıtı silah satıyor, içine de satıyor. Bu konuda inanılmaz şey bir adam. Hani hiç müşteri seçmiyor. Hizbullah'la için savaşır bilmem ne. Hiç ona bakmıyor. Ama Hizbullah bölümü zaten uzun süreden beri. Sezgin Baran korkmaz mı? Levaslan mı yapıyor bunu? Müşteri seçmiyor. Silah kaçacaksa Levaslan. Levaslan Derman'ın iş yerinden Sezgin Baran korkmaz. %10 görünen mahkemedeki kayıtlardan aldığımız %10 para diyor. Ha bu arada bizim Sezgin Baran korkmaz. Levaslan Derman'ı da kazıklıyor. Şöyle tarif edeyim. Türkiye'deki iş yerinde İstanbul'da bir yalı. Yalının maliyeti, satın alma değeri 100 milyon dolar ama Sezgin Baran korkmaz diyor ki ben bunu 300 milyon dolar aldım. Arada oradan da götürüyor. %10'unun şeyini söylüyorum. Yani Devasen Derman'ı dolandırılma bölümü de var. O da büyük ihtimalle mahkemede tekrar bununla ilgili tartışma çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edildiği süre içinde. Ama Devasen Derman silah ticaretini götüren beyin o. Devasen Derman bu işleri yapıyor. Götürürken de Sezgin Baran korkmaz gibi bir isme ihtiyacı var. Neden? Çünkü Türkiye'deki network'ünü genişletecek diyor ki Sezgin Baran Korkmaz'a. Sen diyor gazeteci sayfalarını belli bir seviyede şey yapıyor. Bunlarla aranı iyi tut. Aynı zamanda bürokratlarla aranı iyi tut. İşte rüşvet için ona ayrı para, işte hediyeler için ayrı para falan veriyor. Ama IŞİD bölümü bunların açgözlülüğünün çok büyük bir simgesi. Hmm. Zaten Cengiz az önce bahsetti. Kenya'da yine silahla ilgili, silah kaçakçılığı ilgili bir durumdan dolayı yakalanıyor. Ama Sezgin Baran Korkmaz'ın, daha doğrusu Levaslan Derman üzerinden Sezgin Baran Korkmaz'ın network'ünde bir bakıyorsunuz büyükelçiler var, Birleşmiş Milletler'den insanlar var. İşte think tank kuruluşlarını kullanıp güya kendisinin arkasında CIA'nin olduğunu söyleyip, CIA'ya bağlantısız olduğunu söyleyip de çok rahat hareket ettiğini söylüyor. Türkiye'deyken böyle bir şey ihtiyacı yok. Türkiye'deyken zaten çok rahat bir şekilde korunuyor. Bir şey sorabilir miyim Güneş Serkut burada? Aslında ben de bir araştırma, silah ticareti üzerinden bir araştırma yaptığım için ya da paramiliterizm üzerinden bir araştırma yaptığım için bunu soruyorum. Sadece Kenya'da mı bu iş? Ve Etiyopya'ya uzanan bir bilginiz. Afrika aslında çok var Afrika. Afrika'daki bölüm çok uzun aslında. Afrika'daki yerler de çok uzun ama Afrika'daki bölüm ve diğerlerine ilgili bu Kingston kardeşlerden önce de Amerika'nın radarına giren bir isimle Levaslan Derman. Zaten oradan biri takip ediliyor. İspatlanma bölümü de zorlanıyor. Bir de o parayı nasıl olsa Amerika Birleşik Devletleri'ne getirip kara para olarak aklamadığı için çok öncelikli listesi içinde değil. Ama benim anladığım kadarıyla bir de Levaslan Derman konusunda tüm devletlerin bence şöyle ortak bir politikası var. Buna Türkiye'de dahil, bunu Mehmet Ağar veya Alaaddin Çakıcı üzerinden de örnek verebiliriz. Devletler şunu yapıyorlar. Arkadaşım diyorlar, bir memlekette uyuşturucu veya silah kaçakçılığı yapacaksa o işi ben yaparım. Bireysel olarak siz yapamazsınız. Yani Levaslan Derman bunu yaptığı için de aynı zamanda radarı giriyor. Alaaddin Çakıcı veya Mehmet Ağar'la ilgili hatırlarsınız. Yani onlar bu işi devletin adına yaptığını söylüyorlardı. Ama IŞİD'e silah satışı Amerika'nın şeyinde yok örneğin. Ya IŞİD'e silah satmak yok ama bu silahları satma yerinde Türkiye ile de Türkiye ne kadar inkar etse de El-Nusra ile olan bağlantısını inkar etse de IŞİD'den olan bağlantısını inkar etse de bu davada çıkacak. Evet yani gerçekten çok ilginç ve hani Türkiye'de iktidarın kan kaybetmesi ile beraber bu davaların da bu şekilde sürüyor olması da çok ilginç ve başından beri söylediğimiz şey yani IŞİD silahları ve Türkiye, ne yazık ki Türkiye'nin ismi keşke böyle şeylerle hiç anılmasaydı ama maalesef geldiğimiz nokta bu. Peki şunu hatırlatalım, bir Bugatti araç alınmış, işin magazin tarafı ama Sezgin Baran Korkmaz da onun parasını çıkarmış yani zaten. Levaslan'a fazla bir şey satarak, mülk satarak. Tabii. O anlamda çok cömert. Çünkü Levaslan Derman o 1 milyon 700 bin dolar burada Bugatti'nin fiyatı. 2016 yılında oluyor bu. İşte Beverly Hills'te. Sonrasında Queen gemisi, Queen teknesi. Queen teknesini şöyle hatırlatayım. Onu aslında Cengiz daha güzel tarif etmişti. Çok da güzel dalga geçmişti. Çok büyük bir rastlantı Bodrum taraflarında gazetecilerin olduğu yeri. Ne büyük rastlantı Kuynen teknesi. Çok da büyük lüks bir tekne. Oradan geçiyor gazetecileri görüyor. Ya arkadaşlar buyurun.
Lahmacun diyorlar. Yani Tekin Selam, evet. Sen de burada çok çoşulmuşsundur. Herkesin de çoşulmuşsundur. Çağdaş Robin Hood hikayesi çıkıyor işte buralardan, değil mi Sezgin Baran Tabii. Korkmaz'a? Peki o Queen'in teklisi ne oluyor? 1 Mayıs, bu, yani bu yılın 1 Mayıs'ında, 2021'de. Beyrut'ta Amerika Birleşik Devletleri el koyuyor. Diyor ki, bu benim Amerikan vergi mükellefleri tarafından verilen paralarla alınan teknedir. O lahmacun teknesi var ya, şu an Amerika Birleşik Devletleri ona el koydu. Ve satacaklar onu. Satıyorlar. O para gibi, bir de üstüne, şimdi biz silah kaçakçılığı bölümü çok önemli, doğru, uyuşturucu çok önemli, Türkiye'nin bu konudaki itibarı gri listeden kara listeye doğru gitmesi çok çok önemli. Ama bu Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkisi olan, onu muhtemel iş adamı diye taratan, onun ve çevresini, sadece Sezgin Baran Korkmaz değil ama burada belirtelim, bu çevresini de iltifatları boğan tırnak içinde gazetecilerle ilgili bütün belge ve bilgiler ilk bir yıl olmasa da bir yıl sonra Amerika'da vergi mükelleflerinin açıklanacağı için biz de öğreneceğiz. Bakalım SBK'ya bu konuda onunla beraber hediye aldığını, hediye almadığını söyleyen kişiler kimler olduğunu teker teker kredi kartı kayıtlarında göreceğiz. Peki şunu sormak istiyorum. Hocaya sorayım, Cengiz Erdinç'e sorayım soruyu da, beraber takip ettiğiniz ve buna ilişkin izleniminiz olduğunu varsayarak soruyorum bunu. Tabii Türkiye'nin herkesle olduğu gibi Sezgin Baran Korkmaz konusunda da kafasında bir tasarruf var. Yani ne iyi olur da Türkiye'ye getirsem yargılasam meselesi var. Avusturya da bulunuyor, kendisi tutuklu. Bu konuda bir ipucu, bir bilgi ya da mahkemenin bir temayülüne şahit oldunuz mu? Hayır, yani Amerika'ya iade edileceği kesin gibi gözüküyor şu anda. Bu bir prosedür meselesi sadece. Şunun için söyleyeyim, şurada da ilginç bir şey var. O gazetecilerin yaptığı baştan bir pazarlama, bir medya stratejisi var. İşte kimdir? Sezgin Baran Korkmaz lahmacun dağıtıyor, pazar tezgahlarını şey yapıyor, bedava halka dağıtıyor vesaire. Böyle bir yardımsever iş adamı portresi. Sonra bakıyoruz, mal varlıklarına el konulmuşken kara para gibi bir suçlamada bu karar kaldırılıyor ve bu varlıklar satılıyor. Bu imkansız bir şey. Bunun altında savcıların imzası var bu kararların altında. Bu sadece parayla açıklanabilir bir durum değil. Parayı aşan bir istihbarat bölgesi var bu işte. Yani bunun da Venezuela ilişkisiyle, Venezuela, Moskova, belki Amerikalılara karşı bir operasyon olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz tam ortada duruyor. Türkiye iadesini istiyor ama getirip de kapatmak üzere istiyor bu dosyayı anladığım kadarıyla. Ve bu pek mümkün olmayacak çünkü Amerikalılar gizli tuttukları bir iddianameyi Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'ya adım atar atmaz açtılar ve iade talebi çıkarttılar. Yani öyle bir mekanizma var hukukta. Şimdi Selçuk da söyler. Bu davada dikkat çekici olan bir yan var bu duruşmada. Türkiye'deki ilişkilerden çok fazla bahsedilmiyor. Halbuki var, yani ellerinde olduğunu hissediyorsunuz Amerikalı ama çok fazla bahsetmiyorlar. Muhtemel başka isimlerle ilgili, belki politikacılarla ilgili, belki başka isimlerle ilgili bir takım iddianameler var ve onların ülke dışına, belki Türkiye dışında bir yerde olması bekleniyor. Tıpkı Halkbank olayında işte bir takım kararların olması gibi. Hala Halkbank dosyasında da bir takım 18-19 civarında gizli iddianame denilebilecek şeyler var. Burada da var, bunun da varlığı var. Onu duruşmadaki yansımasını Serkut anlatıyor. Peki. Böyle bir boyutu var yani. Bir istihbarat ayağı var burada. Zaten silah ticareti ve IŞİD petrolü çok üzerinde durulmayan bir şey. Zarrab olayında da asıl mevzulardan biri Amerika'nın bilgisi dahilinde izin verilen İran ambargosunun delinmesine doğrudan kara paranın ve IŞİD petrolünün de karışmasıydı. Bir parça oradaydı bu itiraz. İşte MİT'leri da mesela Amerika'nın izin verdiği bir operasyondu ama gene Amerika fahşetti bu durumu.
açığa çıkarttı. Burada IŞİD petrolüyle de ilişkisi var. Sadece silah meselesi değil. O da buraya doğru genişleyecek diye düşünüyorum. Ya da bu davada da o 4,5 milyar dolar sadece silah değil. IŞİD petrolüyle ilgili ticaret, bir takım işte mailler falan da sızmıştı hatırlarsınız. Buralara doğru evrileceğini düşünüyorum ben de. Evet, Serkut Bozkurt, senden de son söz alayım. Gerçekten yani bu tanıklıklarınız ve bu anlattıklarınızı şaşkınlıkla izledim. Bunu da söyleyeyim yani. Ya ben öpecekler, ilk başta kullandığım cümleyi ben tekrar söyleyeyim. Hakikaten fena öpecekler. Bu öpmenin seviyesi Rıza Zarraf'tan daha sert, gerçekten öyle daha görünüyor. Sert olacak. Öyle yani görünüyor. Ve burada Türkiye'nin biz şu an kendi memleketimiz gündeminden de bakıyoruz. Çünkü konukların ekonomiyle ilgili yani onu bence çok da derin işlemişsinizdir eminim ama bu gri listeden kara listeye geçişte şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın bu kara liste hafif alınıyor. Şu Osman Kavala davası gibi hafif alınıyor. Osman Kavala bu hafta çıkarılmazsa Türkiye hakkında çok ağır cezalar geliyor. Gri liste de buna, bundan daha da sert bir şey. Daha doğrusu kara liste bundan daha sert bir şey. Kullandığınız bankamatik kartı, Mastercard işte içinde şey var. Alışveriş yapamayacaksınız ya, bitti yani. İran gibi olacak. Böyle devam edersek. Hiçbir şekilde alışveriş. Kapalı bir ülke Kuzey Kore, İran gibi olacak. Belki de bunu yani, bekliyorlar. Olabilir. Değişik bir tartışma bu. O insanların yani Türkiye'de bu şekilde paraları götürenlerin büyük bir çoğunluğu yatırımları yurt dışında var. Çok onlar kötü. İçin de zaten. Bir de 30 Aralık'ta ahim nedeniyle Avrupa Konseyi'nin bir 30 Aralık sınırı var. Kavala evet. Davası. Evet. Ahim kararlarının yerine getirilmemesi. Bütün bunları üst üste koyarsanız hani çok karanlık bir noktaya doğru gidiyor Türkiye. Bu kara paracılarla, kara paraya verilen izinle, ilişkiyle, belki silah ticareti, belki başka yasa dışılıklar, işte IŞİD petrolü diyoruz, işte silah satışı diyoruz. Bütün bunları hep birlikte üst üste koyduğunuzda bir yalıtılmış ülkeye doğru gidiyor. 30 Aralık'ta önemli bir tarih, o yüzden hatırlatmak istedim. Peki çok teşekkür ederim. Süremizi de açtık. Verdiğiniz değerli bilgiler için biz sık sık hani bu davayı takip edenler ve bu bilgileri arka planda verenler sıfatıyla sizi ağırlamaktan keyif alırız. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İzleyicileri de iyi akşamlar, iyi geceler. Evet, şunu hep söyledik biz. Türkiye inşaat sektörünü keşfetti. Üretmeden tüketmek, halkın, kamunun kaynaklarını satarak bir yol bulmak, ekonomik bir model geliştirme kurgusunu buldu. Sonra Suriye Savaşı'yla başka farklı metodlar keşfetti. Yeniden işte IŞİD petrolleri, silah satışları buna dahildi ve biz Suriye Savaşı başladığından beri AKP iktidarına hep şunu söyledik. Yapmayın, Türkiye'nin başı büyük dertlere girecek. Sadece sizin başınız girse yine iyi ama bu işin sorumluluklarını nesiller boyunca çekeceğiz dedik. Fakat dinletemedik. Şimdi işte bir kara listeden söz ediliyor. Bakalım neler olacak önümüzdeki haftalarda, aylarda. Bu akşamlık bu kadar. Şimdi köşede kalan haberlerimizle çıkışı yapacağız. Gelecek haftada tekrar görüşeceğiz. İyi akşamlar dileyelim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekim ayında kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Ekim ayında kapanan şirket sayısı 2020'nin aynı ayına göre %19 artarak 1599'a yükseldi. Kapanan kooperatif sayısında da %43 artış oldu. Yılın ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı 11.466'ya yükseldi. Eylül ayına göre kurulan şirket sayısında %8.3 azalma görüldü. Derin Yoksulluk Ağı Çocuk Yoksulluğu raporu hazırladı. Rapora göre çocukların %34'ü çalıştıkları için eğitimden mahrum. Bazı hanelerde ise geliri tamamen çocuklar karşılıyor. Her 5 aileden biri asla çocuklarına mama ve bez alamıyor.
Samsun Yakakent Belediyesi'nde gri pasaport skandalı ortaya çıktı. 2020 yılının Mart ve Aralık ayları arasında belediye tarafından temin edilen gri pasaportla yurt dışına çıkan 68 kişiden 63'ü geri dönmedi. AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yiğit hakkında göçmen kaçakçılığına sebebiyet vermek iddiasıyla inceleme başlatıldı.